Herkese merhaba, ile alakalı önemli destek ve direnç bölgelerinden bahsedeceğim. Takip edilmesi gereken ilk destek 3.04.2.88 ile 3034 bölgesi. Burayı çok önemsiyorum. Sipel'de şu an için dip seviye konumunda. Bir önceki paylaşımında zaten nokta atışı burada destek bölgesinde alım fırsatı bulmuştum. Şimdi tekrardan alım içerisinde yani kovalamak isteyenler için söylüyorum. Şu an bulunduğu konum nötr bir alan. Yani nereye gelmesi lazım? %17'lik bir düşüş yaparsa tekrar burada bir değerlendirme yapılabilir. Ve daha güvenli alımı kovalamak isteyenler için de 3.034 bölgesi yine mutlaka değerlendirilebilir. Önemli alım noktası buranın altına indikten sonra yapacağı günlük kapanışları düşüşleri derinleştirebilir ve negatif bir görüntüye sokar Sperkoin'i ve şu anki seviyesinden yine garanti hedefi %24'lük hala mesafesi var. 306453 ana satış bölgesinin içi ise nötr durumundaki şu anki seviyesinden ölçtüğümüzde %54'lük hala bir mesafesi var. En azından 306453'e bir temas bekliyorum. Bakalım bunu yapabilecek mi? Destek bölgesinden ölçtüğümüzde %20 pahalı konumda 3.0961'i kırması pozitif bir gösterge olacaktır ama her zamanki gibi bir rites hareketi beklemek lazım. En azından üst kanalı bir temas. Sonrasında buradaki destek bölgesini yapacağı rites hareketi yine alım olarak değerlendirilebilir. Ve buradaki seviyeleri tekrar uyarak ne yapmak gerekiyor? Doğru bölgelerden yani güvenli yerlerden alımları takip etmek gerekiyor. 3.07.961 ve işleme girilirse şahit yüzde 22'lik kar garanti hedefi ana satış bölgesi yüzde 55 yüzde 22'lik kar bana yetmez diyenler için 2.0 12.40 bölgesini doğrudan hedefleyebilir yüzde 55 kar ile 2012 400 üzerine kırdıktan sonra bakın burada kırılım yapınca ben yine pozitif derdim. Ama 리tis hareketi olmadığı için gördüğünüz gibi e, ve değerlendirme yapılacak bu durumu yok. Ama şuradaki hareket benim açımdan 리tis her ne kadar bu düşüş bile olmuş olsa benim için önemli olan şuradaki 리tis hareketi eninde sonunda alım fırsatını zaten bir şekilde verecektir ve o karı da bize bir şekilde gösterecektir diye düşünüyorum. 2012 400 üzerinde Ritis hareketiyle alım yapılırsa şayet tek bir bölge bence satış yönünü kovalanmalı. O da %68'lik kar sunan çift 0 21 yüz bölgesi orta uzun vadeli siperde gelene kadar takip edilmesi gereken bence en önemli direnç noktası. Uzun vade tutanlar ya ben buralarda satmam daha büyük hedeflerim var bu coin'e güveniyorum diyenler en azından 2.0.21 21 yüzde kar almalarında inanımana çok faydası olacaktır. Yani biraz da hırs yapmamak lazım kar almayı da bilmek gerekiyor. Evet siperle alakalı şu an için söyleyeceklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler dilerim.